Evet, bir kalıcı ateşkes, bir barış anlaşması ve sonunda da tabii ki iki devletli bir çözümden bahsediyoruz ama biliyorsunuz Hamas birçok ülke tarafından terör örgütü olarak kabul ediliyor. Şimdi El Fetih ve Hamas arasında bir uzlaşı sağlanır mı? İşte bu müzakereler devam ediyor ve bu müzakerelere de Çin ev sahipliği yapıyor. Amerikan Dışişleri Bakanı Blinken ise Riyad'daki İsrail ve Suudi Arabistan ilişkilerini normalleştirme planını masaya yatırdı. Her iki konuda bağımsız Filistin devleti hedefine uzanıyor. Evet. İsrail'in Gazze'ye saldırıları devam ederken Filistin'le birlik hükümeti kurulması için müzakere süreci canlandı Çin devrede. Rakip konumdaki Hamas ve El Fethi arasındaki görüşmeler Pekin'de yapıldı. Çin Dışişleri Bakanlığı'na göre taraflar diyaloğu sürdürme konusunda mutabık kaldı. Balestan, Çin'in daveti üzerine Filistin Ulusal Kurtuluş Hareketi ve İslami Direniş Grubu'nun temsilcileri geçtiğimiz günlerde Pekin'de bir araya geldi. İki taraf da diyalog ve barış yoluyla uzlaşma sağlamaya yönelik siyasi iradelerini ifade etti. Diyaloğu sürdürme konusunda mutabakata vardı. Görüşmeler Çin'in Filistin diplomasisinde attığı önemli bir adım oldu. Ayrıca Gazze'deki savaşın başlamasından bu yana ilk kez bir Hamas heyeti Çin'e ziyarette bulundu. Orta Doğu'da iki devletli çözüm için önce Filistinli rakip gruplar arasında uzlaşı sağlanması ve birlik hükümeti kurulması gerekiyor. ABD Mahmut Abbas liderliğindeki El Fetihi yani Filistin yönetimini desteklerken Gazze'yi yöneten Hamas'ı terör örgütü olarak görüyor. Bu yüzden iki grubu uzlaştırmaya yönelik girişimde bulunamıyor. Biden yönetimi bunun yerine son dönemde İsrail ile Suudi Arabistan ilişkilerinin normalleşmesi için çaba harcıyor. Riyada giden ABD Dışişleri Bakanı Anthony Blinken, Suudi Veliat Prens görüşmesinde bu konuyu gündeme getirdi. Suudi yönetimi İsrail ile resmi ilişkileri tesis etmeye yönelik anlaşmaya prensipte açık olduğunu yineledi ancak önce Filistin'in İsrail tarafından tanınmasını şart koştu. İsrail-İran tehdidine karşı Arap ülkeleriyle ittifaka büyük ihtiyaç duyuyor ancak Netanyahu iktidarda kaldıkça Filistin'i devlet olarak tanımayacağını söylüyor. Bu da hem Filistin'in devlet olma hakkının gasp edilmesine hem de İran'a karşı Suudi Arabistan'ın da dahil olduğu Arap-İsrail koalisyonunun kurulmasına engel oluyor.